Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurgu YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Arkadaşlar bugün sizlere biliyorsunuz ki ile ilgili çok fazla canlı yayın yaptık zaten aynı zamanda paylaşımlarımız bulunuyordu. Ama bazı arkadaşlarımız mint işlemini nasıl yapacağını bilmiyor, işte borsadan nasıl para çekeceğini bilmiyor. Bunların hepsini bu videoda hızlı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. <laughs> Öncelikle şu an FB'nin listeli olduğu, Fractal Coin'in listeli olduğu Gate ve CoinEx borsaları var. Ben şu an size CoinEx borsası üzerinden işlemleri göstereceğim arkadaşlar. Hem de sizlerle beraber bir para atma yatırma işlemini yapmış olacağım. Aynı zamanda videoda gösterdiğim tüm işlemlerin linklerini açıklamalar kısmında görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben CoinEx borsasına bir miktar para yatırdım arkadaşlar. Daha sonrasında burada Market Overview kısmına geleceğim ve FB token'ı sizlerle birlikte alıp gönderim işlemini gerçekleştireceğim. Burada FB yazdım. Buraya geldim seçtim. Daha sonrasında swap kısmına geliyorum. Swap kısmı açılacak. Açıldıktan sonra arkadaşlar çekim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu borsada arkadaşlar kayıcı yapmanıza da gerek yok. Sadece direkt mail adresinize kayıt olup telefonla da birkaç doğrulama işlemi yaparak kayıt olabilirsiniz. Buraya geldim ben maksimum dedim. Bana vereceği FB miktarını yazdı ve swap işlemine bastım. Confirm dedim. Daha sonrasında işlem gördüğünüz gibi başarıyla gerçekleşti. Burada arkadaşlar tekrardan spot kısmına geliyorum. Ve burada FB coin'i var. Bit draw kısmına geldim. Draw kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza para gönderme işlemini yapacağız. Eğer Unisat Wallet kullanımını bilmiyorsanız sağ üst tarafta çıkan kartlardan cüzdan kurulumuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an cüzdanınız var ve hazır bir şekilde olduğunu varsayarak işlemlerimi göstermeye çalışacağım. Buradan cüzdan adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Tabii ki öncelikle burada A kısmına geldiğimizde Fraktal Bitcoin Mainnet kısmına geçmiş olmamız lazım. Buraya geçtikten sonra cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Burada ekstra bir husus var. Yapacağınız işlemler arkadaşlar genellikle Taproot kısmında oluyor. Onun için de burada az önce gösterdiğim şekilde tekrar göstereyim. Sağ alttan ayarlara geldik. Adres type'a geldik. Burada hem segbit hem de taproot kısmı var. Buradan taproot'u seçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yanlışlıkla segbit adresinize de atarsanız buraya girersiniz. Burada transfer kısmından yani send kısmına bastığınızda arkadaşlar diğer taproot kısmında olan cüzdan adresinizi buraya yapıştırdığınızda gönderim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi tekrardan taproot kısmına geçiyorum bir cüzdan adresimi kopyalıyorum. Burada kopyaladım. Daha sonrasında bitdrav adres diyor. Buraya adresimi yapıştırdım. Hepsini seçiyorum. Daha sonrasında bitdrav butonuna basarak çekim işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bana bir kod geliyor. Kodumu girdim. Devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar pending for email approved diyor. Mail onayı var. Bunu telefondan onayını vererek işlemi gerçekleştireceğim. Siz de telefon mailinize gelen onayı vererek çekim işlemlerini başlatabilirsiniz. Burada ePro telefondan verdim ve confirm successful dedi. Zaten birazdan buradaki yazda hatta yenilediğimizde değişmiş olacak ve çekim işlemimiz gerçekleşiyor olacak. Gördüğünüz gibi withdraw auditing olarak değişti. o gelene kadar arkadaşlar zaten videonun sonunda oraya göstereyim. Şu an hesapta da zaten bakiyemiz var. Mint işlemini gösterelim. Bu sitenin de linkini arkadaşlar açıklamalar kısmında bırakacağım. Şimdi burada önemli olan size her zaman bahsettiğim şeylerden bir tanesi holder sayısı. Holder sayısı gerçekten önemli. Holder sayısı ne kadar fazla olursa, o kadar ilgi olmuş oluyor, o kadar daha katılabileceğimiz bir mint işlemi gerçekleşiyor oluyor. Onun dışında zaten aşağı tarafa doğru baktığınızda bir sürü 286 sayfadan oluşan bir token işlemleri çıkmış, tokenler çıkmış arkadaşlar. Bu kısımda zaten bunu da sabah sizlerle paylaştık. Şimdi bunun üstünden göstermeyeceğim çünkü %95'de olduğu için rastgele şu an bu var mesela %1'i var. Buradan göstereceğim. Üstüne geldik arkadaşlar bunun. Burada önemli olan kısmı şu. Yani limit per mint. Buradaki sayı biraz kafanızı karıştıracağı için başka şey üzerinden göstereceğim bu arada. Ama genel yapılış itibariyle her şey aynı olacak. Şuradan seçelim. Kripto'ya gelelim mesela. Tamam. Limit per mint 100 arkadaşlar. Burada sizin her mint başında 100 tane token alacaksınız. Bunu neden önemli? Burada içeriğini gördükten sonrasında mint directly kısmına giriyorsunuz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar zaten otomatik olarak size Tiki yani burada aslında kripton içine girdiğimizde o Ticket tik kısmını kendisi yazıyor. Ama Amount kısmında 1000 olarak gören arkadaşların kafası karışıyor. Buraya 1000 yazıyor. Burada Limit per mint'i 100 olarak belirlemişler. O zaman 100 olarak yazacaksınız. Repeat mint diyor. Yani ben buradan 3 tane seçersem ya da 5 tane seçersem artık ben 500 tane token alacağım. Bana 100 tane, 100 tane, 100 tane, 100 tane 5 kere bunu mintlemiş olacağım. Tabii ben ona göre fi ücreti vermiş olacağım. Şimdi ben bunu bir tane olarak yapayım sizler için. Next dedim arkadaşlar burada. Next dedim. Sonra tekrardan next butonuna basıyorum. Burada fiiler kısmı çok önemli. Bakın zaten burada ortalama olarak fi görüyorsunuz. Aynı yani yüksek 425 sat. Ortalama 383. Logo da 383 olarak çıkmış. Ki aynı zamanda zaten burada da karşımıza çıkıyor. Burada custom kısmını mutlaka gelin ve kendiniz biraz daha üstüne ayarını gerçekleştirene kadar. Mesela 425 ise ben burayı 500 olarak yaparım. Çünkü ağın yoğunluğunda işte hızlı biten mintlerde sizin verdiğiniz sats kısmına emir gelmesi için yani şöyle düşünün siz 383 normal olarak gönderdiniz. Ama her yeni mintleyen sizden bir saat sonra, yarım saat sonra mintleyen insan sizden daha yüksek bir fee gönderdiğinde sizin işleminiz gerçekleşmez, onun işlemi gerçekleşir. Yani ne kadar para o kadar köfte gibi bir tabir var aslında burada da. Daha önce BRC 20'lerden hatırlıyorsunuz zaten. Burada arkadaşlar kendi cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında burada alt kısma iniyoruz. Bu kutucuğu dolduruyoruz. Submit ve Pay kısmına geliyoruz. Buraya geldikten sonra burada zaten sizden ne kadar gideceği yazıyor. Tabii ki bunların hiç bütün işlemleri yapmadan önce sağ üst taraftan da cüzdanınızı bağlamayı unutmayın. Unisat baldanızı Unisat'a bağlayacaksınız. Pay with wallet kısmına basıyoruz ve giden miktarı network fee ile beraber karşımıza çıkartıyor. Send'e pay diyoruz. Daha sonrasında ekranda zaten birazdan inscription'ın durumu ile ilgili bilgilendirmeyi görüyor olacağız. Evet arkadaşlar payment gönderildi diyor. Daha sonrasında işlem gerçekleştiğinde bu bizim Uniswap cüzdanımıza geleceğiz. BRC20 tarafında da bu işlemleri görüyor olacaksınız. Şu an mesela benim hala FB bakiyemde bu işlemleri yapana kadar daha gelmemiş. Ama o birazdan düşer. Hatta o düştükten sonra da videoyu bitirmiş olalım. Eğer kafanıza takılan bu noktaya kadar Herhangi bir soru varsa bize yorumlarda sorabilirsiniz, bunu cevaplarız. Burada asıl amaç şuydu. Cüzdana para gönderme işlemini göstermek, aynı zamanda inscribe kısmında mintleme işlemi kısmında kafa karışan o noktayı sizlere göstermiş olmak istedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 10 dakika sürdü. 10 dakika sonrasında FB tokenlarımız cüzdanımıza gelmiş oldu. Aynı zamanda az önce yaptığımız mint arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Bakın cüzdanıma gelmiş bir şekilde. işte burada mintin ismini gösteriyor. Eman kısmını gösteriyor. Buradan da gelen kısımları siz de kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sorularınız olursa bize yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.